Değerli arkadaşlar, bir kez daha merhabalar diliyorum ve iyi hafta sonları diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bu videomdaki amacım herhangi bir bilimsel analiz yapmak değil, teknik bir analiz yapmak değil. Sadece yatırım ve yatırımcı mantığını dikkate almak kaydıyla mevzunun biraz da psikolojik ve de felsefik yönü üzerinde durmaktır. Zira dolar yatırımcısı veya genel anlamda yatırımcı kişiliğinize bağlı olarak atılan adımların ne kadar doğru ve ne kadar sizlerin menfaatinize olabileceği hususunda bazı farkındalıklar yaratmak istiyorum. Dolayısıyla net bir analiz veya teknik bir çalışma olmayacağı için çok fazla grafik veyahut da görsel bir gösteride bulunmayacağım. Şu anda arkadaşlar sizler beni dinleme lütfunda bulunursanız karşınızda dolar TL'nin 1998 yılından bugüne kadarki seyrini görmektesiniz. Bu hususu beni dinlerken incelemenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle şöyle bir noktadan giriş yapmak istiyorum. Malumunuz üzere belli bir enstrüman, bu dolar olabilir, borsa olabilir, endeks olabilir veya altın olabilir, her ne olursa olsun. Piyasada yükseliş eğilimi içerisinde olan herhangi bir enstrüman için birçok yorumcu direkt olarak yükseliş eğilimini dikkate almak kaydıyla, biraz sürü psikolojisiyle, birazcık da rüzgarı arkasına almak kaydıyla derhal çok ama çok afaki hedefler biçerler. İşte atıyorum borsa 100 bin üzerine çıktığı zaman direkt 120'ler, 130'lar, 150'ler, 160'lar gibi hedefler biçilir. Dolar belli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman hemen çok yüksek seviyelerdeki hedefler biçilir. Ama şöyle birkaç gün bir gerileme eğilimi olduğu zaman, hatta bir iki günlük, 3-5 kuruşluk bir gerileme yaşandığı zaman ise derhal, örneğin dolar TL için, evet 5'e gidiyor, 4,5'a gidiyor, şurayı görecek, böyle oldu, şöyle oldu şeklinde bir takım yorumlar görmektesiniz. En çok rahatsız olduğum konudan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar sizlere. Tüm yorumcu arkadaşlarımı takdirle ve hürmetle karşılıyorum. İnanıyorum ki sizleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına bir çaba gösteriyorlardır. Ama rahatsızlık duyduğum nokta şu değerli dostlar. Düne kadar 5 olur, 4.70 olur, 4.80 olur gibi farklı söylemlerde bulunurken bugün dolar TL'de şu veya bu sebeple bir takım yukarı eğilimler söz konusu olduktan sonra hemen 8 olacak, 10 olacak, 12, 15 olacak gibi farklı farklı çok daha ileri seviyelerde yorumlar yapılması, bu uğurda bir takım manşet başlıklar atılması, bunlar arkadaşlar bana hiç de samimi gelmiyor. Evet, ülke gerçekleri çok olumsuz olabilir. Ekonomik gerçeklerimiz her geçen an değişiklik arz edebilir. Fikirler değişebilir, görüşler değişebilir, beklentiler değişebilir. Bunların hepsini saygıyla karşılıyorum. Ama bir de bizim yatırımcı psikolojisi dediğimiz, Türk yatırımcısı psikolojisi şeklinde özel bir parantez açmamız gereken bir mevzu var. Arkadaşlar, şunu inkar etmeyelim. Hepimiz kulağımıza hoş gelen söylemleri, kulağımıza hoş gelen beklentileri direkt olarak olumlu yönde algılıyoruz. Olayın hep olumlu tarafına bakıyoruz. Bardağın boş tarafını değil, sürekli olarak dolu tarafını görüyoruz. Ve dolu tarafını gördükçe de hiçbir B planımız olmuyor. Yani hep doların veya her neyse aldığımız X bir hissenin yükseleceği yönünde artış sağlayacağı ve bizlere de şu 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 menfaatleri sağlayacağı yönünde bir hedef içerisinde bulunuyoruz. İşte bizleri yanılgıya sevk eden ve beklentilerimizin dışında bir takım sonuçların gelişmesi, oluşması durumunda hayal kırıklığına ve hatalara sevk eden en önemli faktör de bu. Tek noktaya bakıyor olmamız. Tabirimi hoşgörünüz, at gözlüğüyle bakıyor olmamız. Sadece önümüzdeki noktaya veya beynimizin bilinçlenmiş olduğu veya inandığı noktaya bakıyor olmak. Arkadaşlar, hepimiz toplum içerisinde yaşıyoruz ve atıyorum, örnek veriyorum sadece. Milli Piyango biletini çoğu zaman almayız. Ama yılbaşı geldiği zaman 50 trilyon, 70 trilyon gibi
çok büyük rakam, çok büyük ikramiyeler verildiği zaman hepimizde bir piyango bileti alma ihtiyacı, bir dürtüsü oluşur. Niçin? Çok büyük bir ikramiye veriyor. Normal zamanlarda almadığımız milli piyango biletine yılbaşı dönemlerinde bir ilgi gösteririz. Niçin? Kulağımıza hoş geliyor. Niçin? Bizlere yeni yeni umutlar ve hayaller yaratıyor. Veya atıyorum işte sayısal loto, süper loto, şu bu falan gibi şans oyunlarında 5-10 hafta bir devir söz konusu olduğu zaman ve televizyonlarda veya ne bileyim bir takım bayilerin önünden geçerken şu kadar haftadır devir ediyor ve ikramiye tutarı şu kadar gibi 15 milyon, 20 milyon gibi rakamları duyduğumuz zaman bir şekilde bu şans oyunlarında hiç olmazsa bir tane iki tane oynayalım şeklinde bir istek oluşuyor. Arkadaşlar bu psikolojik beklentinin ve yapının bir uzantısı olarak duyduğumuz analizlerde veya yapılan çeşitli YouTube'la veya ne bileyim farklı ortamlarda yapılan yorumlarda. Dolar 10 TL olacak, 12 TL olacak, 15 TL olacak gibi bir takım yorumlara tanık olduğunuz zaman ister istemez psikolojiniz, beklentilerinizde kulağınıza hoş geldiği için, hayallerinize paralel bir takım sonuçlar yarattığı için bu etkiler altında kalınmakta. Düne kadar Ağustos dönemini, 2018 Ağustos dönemini hatırlayalım arkadaşlar. Kime sorarsanız sorun. 6.5'lardan, 6.40'lardan, 6.70'lerden her neyse 7 yakınlarından dolar almış olan arkadaşlarımızın hepsinden alacağınız yanıt şudur. Efendim dediler ki dolar 10 olacak. Zaten yükseliyordu. Zaten her gün ciddi bir yükseliş vardı. Ben de inandım. 10 olacak, 12 olacak diye aldım. Hiç kimse ya ben bir gün düşer. Hani bu seviyeden alıyorum ama bu kadar hızlı bir yükselişin ardından benzeri bir şekilde sert bir düşüş olur gibi bir endişeyi dikkate alarak aldım demeyecektir. Herkesteki ana niyet doların belli bir noktaya ulaşacağı ve kısa zamanda önemli bir kazanç sağlayabileceği düşüncesinden kaynaklanmakta. Peki arkadaşlar, bu doğru mudur? Yani sadece söylemlere, sadece oradan buradan şuradan duyduklarımıza bağlı olarak dolar oraya gidecek, buraya gidecek, şuraya gidecek şeklindeki rakamlara inanmak kaydıyla paramızı, yıllarca biriktirdiğimiz paramızı ve sadece ve sadece bizim değil, çoluğumuzun, çocuğumuzun, eşimizin, ailemizin de hakkı olan rakamları bir anda bir nevi kumar mantığıyla uzun uzadıya bir inceleme ve araştırma yapmadan yatırım yapmak ve ondan sonra da yanılgıya düşüp de aylarca kuşkuyla, tereddütle, üzüntüyle, pişmanlıkla beklemek durumunda kalmak daha mı iyidir? Evet sevgili arkadaşlar, dolar veya altın en kolay yatırım yapılabilir araç konumunda. Borsa için hesap açtırmak gerekiyor, özel bir prosedür gerekiyor, hangi hisseyi almak noktasında az buçuk bir bilgi sahibi olmak gerekiyor vesaire vesaire. Ve genel anlamda toplum olarak da borsa için kumar diyoruz. İyi de dolar veya altın için aynı şeyi niye söylemiyoruz arkadaşlar? Dolar da şu anda kumar gibi olmadı mı? Yani X bir rakamdan alıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki düşüş gösteriyor. Hisse senedi için de aynı şey söz konusu. Hisse senedi de alırsınız, 5 liradan alırsınız, 4'e düşer, 4-2'ye düşer, ardından tekrar yükselir vesaire. Mantık değişmiyor ama bizim felsefik olarak yaklaştığımız, beynimizin odaklanmış olduğu nokta artık şu seviyeye geldi. Bundan birkaç sene öncesine kadar dolar konusunda yatırım yapma çok kimsenin aklına gelmezdi. Niçin? Ufak tefek artıştan, inişten olurdu. Kimse dolara yaklaşmazdı. Klasik mantık altın alırım, beklerim derdi. Bakınız, beklerim. Ama şimdi dolar alan yatırımcı beklerim demiyor. Niçin? Çünkü Ağustos ayında görmüş olduğu bir tablo var. Ağustos ayında hızla yükselen 3.70'lerden 4'lerden hızlıca 7'lere doğru yükselmiş olan bir dolar kuru var. Ve yine aynı tablonun bir an önce yaşanmasını bekliyor ve yaşanacağını umut ediyor. Ve her geçen gün, her haber dinleyişinde veya her ekrana bakışında acaba dolarda bir kıpırdanma, daha doğrusu bir sıçrama var mı? 3-5 kuruşluk, 10 kuruşluk yükselişler artık bizi kesmiyor.
Yani dolar 5.50'den 5.60'a çıkmış, 5.70'e çıkmış. Önemli görmüyoruz. Doları bir anda 6 görmek, ertesi gün 6.5-7 görmek budur beklenen olay. İyi güzel de arkadaşlar, tarihimizde veyahut da dünya tarihinde bu tarz önemli kur atakları veya kur krizleri kaç yılda bir olmuştur? Veya böyle bir durumun her an veya her 3-5 ayda bir olacağının bir garantisi var mıdır? Elbette ki yoktur. Evet, ülke ekonomisi çok kötü. Evet, koşullarımız ve şartlarımız çok ama çok olumsuz durumda. Tamam, hay hay. Fakat arkadaşlar, yatırımcı kimliğimizi bir masaya yatırmamız gerekiyor. Öncelikle biz nasıl bir yatırımcıyız? Buna karar vermemiz lazım. Yani kendimizi sorgulamamız lazım. Neye tahammülümüz var? Ne kadar kayıp olur ise biz bu kayba tahammül gösterebiliriz. Buna bir karar vermemiz gerekiyor. Eğer ki kısa vade içerisinde %20-%30 civarında bir kazanç sağlamayı hedefliyor isek, bu durumda riskin de büyük olduğunu, benzer şekilde %30 kazancı hedeflerken belki de %10-%15 en iyimser koşullarla bir zararda, ziyanda kalma durumunu da beynimize hazır ve kabul ettirmiş olmamız gerekiyor. Arkadaşlar, bir anket yayınladım. Geçtiğimiz dün itibariyle bir anket yayınladım. Ve bu anketimde, Twitter adresinden yayınlamış olduğum anketimde sorduğum soru şuydu. Dolar TL için B planınız var mı? Örneğin aniden şu veya bu gelişmeyle. Nitekim yakın tarihte gördük arkadaşlar birkaç gün önce. Sayın Ekrem İmamoğlu da Mazbata'nın teslimini mütakip olarak dolar TL'nin bir anda 5.70'lere doğru hızlı bir geri çekilme yaşadığına, ardından tekrar toparlandığına tanık olduk. Ama o anki geri çekilmede, o anki sert geri çekilmede gelen maillerin ve soruların haddini hesabını bilmiyorum. Hocam dolar nereye gidiyor? 5.30 mu olacak? 5.20 mi olacak? 5'e geri mi dönüş oluyor? Bu düşüş devam eder mi? Vesaire vesaire şeklinde. Hepsi panik kokan, hepsi bir manada çaresizlik kokan sorulardı. Arkadaşlar, bu anketimde sormuş olduğum soru aniden 5.30-5.50'ye gerilerse ne yaparsınız? Bu konuyu kaç kişi düşündü acaba? Ankete 1371 kişi cevap vermiş şu ana kadar ki anket süreci devam etmekte. Teşekkür ediyorum ankete ilgi ve alaka göstermiş olan arkadaşlarıma. Ve ankete gelen yanıtlar içerisinde %29 oranındaki bir çoğunluk asla düşmez demiş. Yani çok net bir şekilde dolar TL'nin yönünün yukarı olacağını düşünüyor. Düşmesi gibi bir ihtimali dikkate bile almıyor ve düşer ise ne yapacağını da hesap bile etmemiş. Yani o kadar net bir görüş içerisinde ki kesin olarak yükseleceğini düşünüyor. Saygı duymak gerekir herkesin görüşüne. %42'lik bir kesim ise ek alım yaparım demiş. Demek ki bu kesime bilinçli yatırımcı olarak bir nosyon yükleyebilirim. Tüm varlığını tek bir enstrümana bağlamamış. Olur ya geri çekilmeler olur ise ek alım yapabilirim. Tekrardan bir maliyetlenme durumuna kendimi sokabilirim şeklinde bir plan içerisinde. Biraz daha bilinçli bir yatırımcı olduğunu düşünebilirim. Bütün varlığını tek bir noktaya bağlamamış olması itibariyle ve bir diğer anlamda da ek alım yaparım diyen bir yatırımcı grubu dolar TL için yönün yukarı olduğunu düşünüyor demektir. Zira ek alım yapmasındaki mana bunu ifade etmekte. Geri kalan %15'lik kesim yükselmesini beklerim demiş. Hareketsiz kalırım, hiçbir şekilde işlem yapmam. Ben de yükseleceğini düşünüyorum ve bu sebeple şu an düşmüş olsa bile yeniden yükselecektir. Ben de beklemede kalırım manasında bir ifade kullanmış. %14'lük bir kısım ise stop loss yaparım demiş. Stop loss yaparım demenin anlamı ne? Dolar daha da düşerse aşağılardan alım yapmayı düşünürüm veya karımı yeterli görürüm, dolardan uzak dururum. Birçok anlamlar çıkarılabilir. Ama arkadaşlar, bu anketten çıkarabilmiş olduğum sonuç şudur ki. Önemli bir bölüm, %29-%30 gibi bir bölüm dolar TL'nin düşmeyeceğine inanıyor. Geri kalan önemli bir bölüm ve çoğunluk olan bölüm ise düşer ama tekrar yükselir mantığı içerisinde ek alım yapar, maliyetimi daha uygun seviyelere getiririm veya ekstra maliyetlenme yaparım şeklinde bir görüş içerisinde. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün bu hususları dikkate almak kaydıyla şöyle bir noktaya varıyoruz.
Öyle bir mantık oluştu ki, öyle bir gerçek oluştu ki, dolar TL'nin asla düşmeyeceği ve kesinlikle ve kesinlikle yönünün yukarı olacağı yönünde bir görüş oluştu. Benim de şahsen katılmış olduğum görüş, orta ve uzun vade adına dolar TL'nin düşmesini ve gerilemesini gerektirecek. Ciddi seviyede düşmesini ve gerilemesini gerektirecek herhangi bir neden ben de görmüyorum. Ne zaman ki ülkenin ekonomik koşulları ve şartları düzelir, jeopolitik risklerimiz minimize olur. İşte böyle bir tabloda, böyle bir durumda ve tabii ki üretimimiz artar, dolar üretebilecek, dolar kaynağı yaratabilecek olan, adımlar atabilecek duruma gelen bir ekonomik sistem içerisine girebiliriz. Evet, bu durumda Türk lirasının değer kazanımından bahsetmek ve TL'ye güven duymak mümkün olabilecektir. Ama içinde bulunduğumuz konjüktür. Gerek jeopolitik, gerek ülke koşullarımız ve şartlarımız vesaire vesaire itibariyle dolar TL'nin değer kazanması yönünde bir ihtimali ben de oldukça zayıf görmekteyim. Ama çok net olarak karşımızda bir gerçek var. Şunu çok iyi bilmek lazım arkadaşlar. İster borsa, ister altın, ister hisse senetleri ve isterse dolar veya euro olsun. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir şey durdurak bilmeksizin yükselmez. X noktadan alım yapan yatırımcı belli bir noktaya geldiği zaman satmak, karını realize etmek ve ondan sonra da daha aşağı seviyelerden yeniden alım yapmayı düşünür. Yani doları atıyorum 4.5'tan 5'ten alıp da 20'ye gitmesini beklemek yerine X bir noktaya geldiği zaman satmak, tekrar gerilediği zaman bir kez daha almak, bu iniş ve çıkış süreci içerisinde para kazanmayı hedefler. Çünkü bir nesnenin X bir noktadan çok daha yüksek noktalara ulaşması mı kolaydır? Belli bir boyutta gidip gelme aşamasında para kazanabilmek mi kolaydır? İşte bunu başarabilen yabancı ve büyük fon yatırımcıları, büyük para sahibi olan insanlar öncelikli olarak A noktasından B noktasına kadar gitmesini değil, bu süre içerisindeki dalgalanmaları dikkate almak suretiyle para kazanmanın daha rentable, daha yüksek getiriler sağlayabileceğinin farkına varmışlardır ve bu sebepten dolayı biz piyasalarda dalgalanmalar görmekteyiz. Borsada 95.000'den 99.000'e gidiyor, tekrardan 96.000'e iniyor, tekrardan 98.000'e gidiyor gibi bu tür hareketlilikler içerisinde önemli para kazanımları söz konusu olmakta. Arkadaşlar, bir prensip sahibi olmak gerekiyor. Eğer sizler almış olduğunuz, nereye yatırım yaparsanız yapın, bu dolar olabilir, hisse senedi olabilir veya bir arsa olabilir, ev olabilir. Hiç önemli değil. Yatırım yapmış olduğunuz nesne ile ilgili olarak belli bir vade, belli bir plan öngörmüş iseniz her gün ekrana bakmanız gerekmiyor. Eğer siz ki şu grafiğe bakmak suretiyle, şu tabloya bakmak suretiyle 1998 yılında 0.32 kuruş olan doların 10 yıl, 20 yıl içerisinde 5.29'lar, hatta 2019 şu an içinde bulunduğumuz tablo itibariyle 5.80'lere ulaştığını dikkate almak kaydıyla son 20 yılda dolar TL'nin sürekli bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu dikkate alarak uzun vadeli bir yatırımcı sıfatı ve kimliğiyle hareket ediyorsanız her gün dolar inmişti çıkmıştı şuydu buydu gibi bakmanıza zaten gerek yok. Kafanıza bir hedef koyarsınız, dersiniz ki ben dolar TL 7.5 olduğu zaman nakde geçeceğim veya 10 olduğu zaman nakde geçeceğim gibi gibi. Ama geçtiğimiz yılın 2018 Ağustos ayının mantığıyla bir anda vole vurayım 3-5-10 gün içerisinde dolarda %30-40 gibi bir kazanç elde edeyim gibi bir beklenti içerisinde bulunuyor iseniz, bu durum neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar içinde bulunduğumuz ülke gerçekleri ve ne kadar içinde bulunduğumuz jeopolitik gerçekler her an her saniye dolar TL'de bir sıçrama yaşanmasına, bir patlama yaşanmasına imkan verebilecek zemini hazır tutuyor olsa bile bunun hiçbir garantisi yok. 2018 Ağustos'unda olmuş olan tablonun aynısının veya bir benzerinin yeniden yaşanacağı veya yeniden bugünlerde yaşanacağının hiçbir garantisi bulunmuyor. Bu sebeple böyle bir heves ve böyle bir
hayal içerisinde hareket ediyor iseniz eğer, aldığınız bir milli piyango biletine veyahut da bir şans topu veya bir sayısal loto, her neyse, bu bilete en büyük ikramiyenin veya büyük ikramiyelerden bir tanesinin çıkması ihtimali kadar bir ihtimal içerisinde bulunuyorsunuz. Evet, belki şu an içinde bulunduğumuz tablo çok daha yüksek bir ihtimali ifade ediyor. Amma diyorum arkadaşlar. Ya böyle bir durum olmaz ise? Ya içinde bulunduğumuz tablo itibariyle 5.80'lere 5.90'lara doğru bir atak olduktan sonra şu veya bu sebepten ötürü ciddi bir kar realizasyonu gelse, yabancı 5.20'lerden 5.30'lardan yüklendiği dolarını 5.80 5.90 seviyelerinden realize etme moduna girse, ki son 2 hafta içerisinde haftalardır dolarize olmakta olan yerli halkın yavaş yavaş küçük miktarlarda olsa bile dolarını TL'ye çevirdiği yönünde bir takım Merkez Bankası verileri açıklanmakta. Yarın bir gün 6 seviyelerine yaklaşım gösterirken belki çok daha ciddi miktarda bir dolar bozdurmak ve TL'ye geçme eğilimi söz konusu olacaktır. Peki arkadaşlar, soruyorum sizlere. Sizler 6 seviyelerine yaklaşım gösterdiği anda, evet tamam canım 6'ya yaklaştık, 7'ye 8'e de gideriz şeklindeki bir beklentiyle mi hareket edeceksiniz? Belli dirençlere dikkat edip ona göre mi karar vereceksiniz? Yoksa bu seviyelerde bir zorlanma olur da geriye bir geri çekilme, bir dönüş olur, bir 5.60'lara, 5.70'lere, belki de 5.50'lere, bilemiyorum o anki koşul ve şartların ne olacağını, bir geri çekilme olur ise ne yapacağınız konusunda bir planınız var mı? Veya 6 seviyelerine yaklaşan bir dolar TL kurunun ardından 5.70'lere doğru, 5.60'lara doğru bir geri çekilme yaşandığı anda keşke satsaydım der misiniz, demez misiniz? İşte arkadaşlar, kendinize belli hedefler koymalısınız. 1. Dolar TL'nin zorlanacağı veya zorlanabileceği noktaları yakından takip etmelisiniz. 2. Sürü psikolojisi dediğimiz fırladı, patladı, uçtu, kaçıyor, freni patladı, öyle oldu, o 9'a gidiyor, 10'a gidiyor şeklindeki yorumları çok ama çok dikkatli, çok ama çok bilinçli bir mantık süzgecinden geçirmek zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. 2018 Ağustos ayına tekrar dönüyorum. Dolar TL 7.20'lere fırladı. Arkadaşlar, kaç kişi 7.20'ler civarında satış yapıp da nakde geçebildi? O günleri çok iyi hatırlıyorum. Evet, tabelalarda 7.20'yi görüyordum ama dolar alımı 6.10, 5.90, satış 7.20, 7.40. Arada neredeyse ve neredeyse 20 kuruşlara ulaşan, 2 liralara ulaşan hatta rakamlar söz konusuydu. Yani arkadaşlar, x bir rakamı görmüş olmamızın hiçbir önemi yok. Siz o rakamdan işlem yapabildiniz mi acaba? Satabildiniz mi? Almaya alırsınız. O seviyelere çıkmış olan bir doları 7.40'lardan alanı dahi biliyorum. Ama satabilen, 7.20'ler civarında satabilen kaç kişi oldu acaba? Bu sebeple değerli dostlar, ani şoklar, ani kur şokları, ani gelişmeler ve ani haberler etkisiyle oluşabilecek olan tablolarda sizler sadece ve sadece rakamların etkisi altında kalmamalısınız. O rakamları görmüş olabilir ama o rakamlardan işlem ne kadar olabildi ve bu rakamlar ne kadar değerlendirilebildi? Bunu dikkate almak gerekiyor. Bir başka önemli konu arkadaşlar, faiz konusuna saygım sonsuzdur, görüşleriniz uyumludur veya uyumsuzdur, bu ayrı bir mevzu. Fakat bir diğer yandan, içinde bulunduğumuz süre içerisinde dolar TL'nin ulaşabileceği x seviyeleri dikkate almak, bir diğer yandan da bekleme modunda kalırken kaybetmiş olduğunuz zararlar. Bunların da hesabını çok net yapmalısınız. Yani ben uzun vade için mi yatırım yapıyorum, yoksa kısa vade için mi yatırım yapıyorum, yoksa bir vole vurmak için mi yatırım yapıyorum? Bunun hesabını çok net yapmalısınız. Bir arsa alırsanız, bir ev alırsanız her gün o evin veya arsanın kaç para değeri olduğunu sormazsınız. Herhangi bir sebepten ötürü piyasa çok kötüdür, kredi faizleri çok yükselmiştir, alım satım dengeleri bozulmuştur vesaire. Siz 500 bin TL'ye aldığınız evinizi
Belki 15 gün sonra 400 bin TL'ye bile alacak müşteri bulamayabilirsiniz. O an piyasa koşulları çok kötü bir duruma gelmiştir. Ama panik yapmazsınız. Derseniz ki tapum bende, evim bende. İlla ki bugün olmazsa bile birkaç sene içerisinde piyasanın dengeleri düzelecektir ve ben uygun bir fiyattan satarım veya malım şu fiyata ulaşır gibi düşüneceksiniz. Eğer dolar içinde benzer bir mantık taşıyorsanız, 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra şurayı görecek, burayı görecek gibi net bir saplantı içerisinde bulunuyorsanız, işte arkadaşlar, grafikte görmekte olduğunuz gibi 98'den 2019 yılına kadar oluşan seyir sizlere çok net bir şekilde dolara yatırım yapmış olan bir yatırımcının ne ölçüde kazanç elde edebileceğini ifade etmekte. Bugün diyebilir misiniz ki dolar evet 5.80'lere ulaştı ama bir yıl içerisinde belki 3'lere bile düşebilir, 3.5'lara bile düşebilir. Bunu gerektirecek herhangi bir neden yok şu anda. Ama bu tarz bir neden olabilir mi? Dünyanın genel durumu, dünyanın genel konjonktürü zaman, dünya ekonomisinde bir resesyondan, ülkelerin ekonomik büyüme anlamında ciddi sorunlarının gündemde olduğu bir ortamda böyle bir ihtimali sıfır kabul edebiliriz. Ama şunun bir garantisi yok değerli arkadaşlar. Düne kadar doların 6'lara 7'lere 1-2 ay içerisinde gideceği yönünde iddiaların olduğu bir ortamda biz dolar TL'yi 5 seviyelerine doğru yaklaşırken görüyoruz. Öyle değil mi? Yani 7.20'lerden geri çekilmeye başlayan bir dolar, altının aşağısına asla gelmez denilen bir dolar 5.13'lere kadar geriledi. İyi güzel de arkadaşlar, şu anda hiç kimse garanti edebilir mi ki acaba dolar tekrardan 5.50'nin aşağısına gelmeyecek? Evet biliyorum, hepiniz diyeceksiniz ki bu şartlar altında imkansız bir şey. Evet ben de imkansız görüyorum. Ben de şu ekonomik ve şu şart ve şu koşullar altında dolar TL'nin 5.50-5.60 aralığının daha da aşağısını öngörmüyorum. Ama 5.30'a kadar geri çekilme ihtimalinin de mümkün olabileceğini aklımın bir köşesine yazmış bulunuyorum. Bakınız arkadaşlar, aklımın bir köşesine yazmış bulunuyorum. Bu bir iddia değildir. Bu kesinlikle olacaktır şeklinde bir öngörü de değildir. Ama böyle bir durum ile karşılaşır isem kırmızı kar yağdı şeklinde şaşırmam. Teknik ve piyasa koşullarında her şey mümkündür derim. 2 çarpı 2'nin 4 etmeyeceğini piyasa koşullarında 25 yıldır çok iyi öğrenmiş birisi olarak en kötü şartlar altında borsaların zirve yaptığına ve en olumlu koşullarda bile borsaların ciddi şekilde yerle yeksan olduğuna tanık olmuş bir yatırımcı olarak piyasalarda hiçbir şeyin net olarak mantıki kurallar içerisinde işlemediğini tecrübe etmiş bir yatırımcıyım. İşte bu sebeple sevgili arkadaşlar, imkansız olarak hiçbir şey görmeyiniz. Siz her ne kadar doların yönü yukarıdır ve kesinlikle yukarı gidecektir şeklinde bir öngörüye sahipseniz, eğer kısa vadeli bir bakış açısı içerisinde bulunuyorsanız yaşanabilecek olan geri çekilme ihtimallerini dikkate almalı, hesaplarınız içerisine katmalı, genel manada yön yukarı ise bir köşede ek alım yapmak hususunda bir payınız olmalı ve aynı zamanda da yaşanabilecek ani tsunamilerdeki geri çekilmelerde de panik olmayacağınıza yönelik bir takım hesaplar yapmalısınız. Arkadaşlar lütfen ama lütfen basında, sanal ortamda uçacak, kaçacak, göçecek veya çökecek, çakılacak, bitecek, şöyle olacak, böyle olacak tarzında sizleri etki altında bırakabilecek olan yorumları sorgusuz ve sualsiz bir şekilde kabul etmeyiniz. Ben de dahil olmak kaydıyla tamamen ve tamamen ne konuşuyor ve ne anlatıyorsak bunları lütfen ama lütfen mantık süzgecinizden ve kendi yatırım profilinizden dayanabileceğiniz, sabredebileceğiniz zarar ziyan noktalarından bir şekilde geçiriniz. Bu anlamda bir değerlendirme yapınız ve portföyünüzü bu yönde şekillendiriniz. Etki altında kalmayınız. Maalesef ki arkadaşlar, konuya çok hakim olmayan,
sadece ve sadece duyduğunun veya gördüğünün etkisi altında kalan o kadar çok bilinçsiz ve o kadar çok arzulu hevesli yatırımcımız var ki bir şekilde dolar uçacak veya kaçacak şeklinde bir başlık gördüğü anda o videonun devamını izleme ihtiyacını bile hissetmiyor. Direkt gözü kapalı bir şekilde döviz bürosuna veya kuyumcuya veya her nereyse döviz alabileceği, dolar alabileceği bir noktaya dalıyor. Çünkü beyninde dolar uçacak. O bir takım hayaller içerisinde. Belki 100 dolar, belki 3000 dolar alacak ama o 3000 doların getireceği %10, %15'te şunu yaparım, bunu yaparım gibi hayaller içerisinde. Bizim yatırımcımız okumayı sevmiyor. Bizim yatırımcımız irdelemeyi sevmiyor. Bizim yatırımcımız hayalleri seviyor. Bizim yatırımcımız tüyoyu seviyor. Kısa zamanda vole vurmayı seviyor. İşte küçük yatırımcı denmesinin en büyük sebebi de bu. Küçük yatırımcı parası küçük olan yatırımcı değil. Düşünce yapısı, bilgi birikimi, yatırımcılık veya yatırım felsefesi yönündeki deneyimleri zayıf olan yatırımcıdır küçük yatırımcı. Biz büyük yatırımcıyı hep yabancı olarak yorumluyoruz. Niçin? Yabancı yatırım yapacağı zaman o kredi derecelendirme kurumundan bilgi alıyor. Bu analiz kurumundan bilgi alıyor ve birçok araştırma ve analiz yapmakta olan beğenilen kurumlardan raporlar ve bilgiler aldıktan sonra yatırım yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Ahmet bunu dedi. Twitter'daki Mehmet şunu söyledi. X sanal ortamdaki Ayşe Hanım bunu söyledi diyerekten ona duyduğumuz sempatinin bir sonucu olarak adımlar atıyor ve ondan sonra da dizimize vurarak vay efendim şu fiyattan şunu aldım, şu kadar aydır bekliyorum, ne zaman çıkacak, ne zaman şu olacak, ne zaman bu olacak demekle vakit kaybediyoruz. Arkadaşlar en büyük hatayı kendimiz yapıyoruz. Lütfen bu konuda biraz daha hassas, biraz daha duyarlı olalım ve tüm yorum yapmakta olan, tüm bu hususlarda bilgi aktarmakta olan arkadaşlarıma hürmetlerimle birlikte şunu ifade etmek istiyorum. Yerli yatırımcının, Türk yatırımcısının bilgi ve eğitim konusundaki zafiyetini dikkate alarak, onların çok kolay etkilenebildiğini dikkate alarak, ne olur onları öncelikle bilinçlendirme noktasında yorumlar yapmaya çalışalım ve ondan sonra da içinde bulunduğumuz konjonktürü ve trendi izah etmeye çalışalım. Onları etkileyebilecek, onları düşünmeden kararlar vermek durumunda bırakacak, bilinçsiz ve aceleci kararlar vermek durumunda bırakabilecek yorumlardan uzak duralım. Lütfen bu çağrımı samimi ve gerçekten küçük yatırımcının gerçek anlamda bir dostu sıfatıyla yaptığıma inanınız. Sevgiler ve saygılarla sözlerimi noktalıyorum. Hoşça kalın. Saygılar.